Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Sanrıas'a hoş geldiniz. Geçen sefer kötü şeyler olmuştu çünkü oyunun görüntüsünü çok uzun bir süre için ekrana vermemiştim. Bunun için özür dilerim sizlerden. Radyo programı gibi bir bölümümüz olmuştu. Sanrıas Radyo arada sırada böyle şeyler de yapalım dediniz aslında. Hani görev yaparken değil de belki soru cevap gibi şeyler falan yapılabilir. Neden olmasın? Şimdi şuraya gidersek Los Santos'un son çok güzel görevlerine giriyor olacağız. Yani aksiyon, çatışma falan, ama bunları sonraki şeye bırakacağız. Çünkü ondan önce Los Santos'taki bazı şeyleri tamamlamak istiyoruz. Şehirden ayrılmadan önce güzel güzel şeyler yapalım. İsmimizi kazıyalım. Bu da ne demek? Bu da şu demek. Deniz'le randevuya çıkabiliriz bir süre için. Aslında fena da olmaz gibi. Şöyle yapalım. Ben senin arabanı alacağım çünkü senin araban çok güzel. Aa, yarış da var. Gidip yarışa bir göz atalım mı? Yarışa bir göz atalım bakalım ne olacak. Şu bilmem şu saatler arasında mı gelecek? Los Santos'taki çünkü buradan ayrılmadan önce buradaki bazı şeyleri bitirmek istiyorum. Oyunu %100 bitirmek istediğimiz için. Sürüş kabiliyetinin bu yarışa girebilmen için uygun değil. Wow, okey. Kötü sürücüsün dedi bana. Oyun bayağı sağlam hakaret etti bana. Hiç hoşuma gitmedi bu durum. Neyse. Tamam. Bugünün ahlaksızlıklarına devam. Ya başlayacağız daha doğrusu. Yeni başlayacağız. Deniz ile birlikte mi? Deniz ile birlikte mi ahlaksızlık yapsak? Yok. Nerede ahlaksızlık yapalım peki? Ha, aynen. Ne yapacağımız o kadar belli ki şu an. Burası mıydı ya? Burası değil, yok. Daha ileride. Ha, burada. Şuradaki arabayı alacağız ve bir takım hoş insanları bir takım hoş yerlere bırakacağız. Çünkü güzel de para getirecek sanırım, yanılmıyorsam. Muhabbet telalı. Yakınlarda bir müşteri var. Git al. Müşteri diyeceğim ben. Arabayı da mümkünse kırmamaya çalışacağız. Kaçta, ne kadar yaptığım zaman yapılmış sayılacak onu bilmiyorum ama. Bir ahbabımız yorumlarda belirtmişti, onu da okumuştum aslında ama keşke not alsaymışım. Zaman sınırı falan verecek misin peki? Böyle bir şey olacak mı yoksa? Bil bakalım. Evet, çok güzel şeyler yapacağız bugün. Jefferson'daki kiliseye git. Gidelim, yapalım, edelim. Beni güvene tutarsan payını alırsın. Ne güzel, ben payımı alacağımı düşünüyorum zaten. Seni güvene tutarım. Hapşurma. Hapşuracak mıyım? Hapşurdum. Bu bir hapşurmaydı. Bu bir confirmed, onaylanmış hapşurmaydı. Hapşurma confirmed. Ben hapşurmuşsam belli bazı şeyler, başka şeyler burnuma hücum ediyordur şu an. Burnuma hücum etmemesi gereken bazı şeyler burnuma hücum ediyordur. Gözlerim de azıcık kızarmıştır belki. Eğer gözlerinizi, kafalarınızı iyice ekrana doğru sokarsanız, o küçücük kısmı görürseniz, müşterim burada. Tamam, gidip başka bir tanesini bulurum. Hemen buluruz. Ben neyim? Ben taksi miyim şu an? Çünkü sanırım kafama göre dolaşıyorum, kafama göre falan buluyorum. Polisin de en ufak bir şey yok bu konuda. Şu an %99 yasa dışı bir şey yapıyorum sanırım. Santa Maria sahiline git hemen. Daha önce gittim oraya, biliyor musun? Çok kısa bir sürede gittim çünkü benden öyle istiyorlardı. İyisin yani benimle, merak etme. Hayat nasıl var, iyi mi? Güzel mi? Güzel. Çok konuşkan biriz kendisi. İşte böyle uygarlığa katkı sağlıyoruz biz de bu şekillerde. Bazen insanları ateşten kurtarıyoruz. Elinde kürekle dışarı çıktı. Adam elinde kürekle dışarı çıktı. Arabasında kürekle dolaşıyor ya. Abi nasıl bir anlayışa sahip olabilirsin ki sen o kürekle? Birisini öldürürsem gömerim gibi bir kafama. Hani bagajlara tutmuyor küreği böyle şeyde. Hemen sürücü koltuğunun yanında. Öldürüp hemen gömerim. 2 dakikalığına gömerim böyle. Hem küreği kafasına gömerim, hem de kürekle kafasını da gömerim. Kafasını gömünce kimin olduğu da anlaşılmaz falan. Böyle kendi başına pratik bir hale de dönüştürmüş bütün olayı. Sektör gelişiyor sonuçta. Los Santos. Biliyorsunuz.
GTA 5'te böyle şeyler var mı ya? Böyle küçük yanlışlar falan yapabiliyor muyuz? Güzel bir şey çünkü. Harika bir şey. GTA 5'te eksik olan şeylerden birisi yan heistler böyle. Kafamıza göre heist yapabiliyor olmamız lazım. Bazı soygunları sistemleştirip onu yapabilmeleri lazım. Bunu yapamıyorlar. Ha, geldik. İşte adamım yanında dur. Ha, okey. Ha, benim ikisi birisiyle şey yapmış. 18 saniyede binerim buraya. Binerim bence. Güzel. Gidip onu al. Bağıra bağıra söyle bir de. Git onu al. Git müşterini al. Git çalışanla. Çalışan diye çevireyim. Evet. Çalışan daha şey olur. Güzel bir, hoş bir çeviri olur. Sanırım böyle yanlış hatırlamıyorsam bu görev biraz şey bir görev. Böyle arada sırada sorunlar çıkacak. Bir şeyler olacak. Yani git okay, şimdi 2 kişinin üzerindeki atış söndür. Şimdi 10 kişinin üzerindeki atış söndür. Şimdi 20 kişinin diye gitmiyor da. Böyle farklılıklar ekleniyor. Ha şey diyecektim. İşte itfaiye olursunuz. İnsanları ateşten kurtarırsınız. İşte şu anki işi yapan kişi olursunuz. İnsanları ateşe atarsınız. Böyle bir şehir burası da. Polis. Ezdirecektin kendini polis. Buradaki kritik nokta arabayı sağlam tutmak. Her görevdeki kritik nokta gibi çünkü ben beceremiyorum bunu çok net yani. Bu araba ölecek. Bu araba ölecek. GTA 4'te de öyleydi. Abi biz GTA 4'teki headhuntları bitirmiş miydik ya? Sanırım bitirdik. GTA'ları da özledim ya. Ah be çarpmayın şu arabaya. Güzel de arabamız ha. Benzincinin önünden çaldığım araba en azından. Ben bu benzincinin yaptığı bir yan iş mi? Ben ona mı çalışıyorum şu an acaba? Nasıl bir şekilde işliyor tüm bunlar? Onu da çok çözebilmiş değilim. Ama olsun. Bu arada inşallah şu an ses kulaklığa geliyordur. Yoksa sıkıntı. Selam. Gel. Lütfen ezmeyin çalışanımı. Teşekkürler. Hanım kızımız ezilmesin. Verona sahiline git. Verona sahili mi? Verona sahil neresiydi ya? Ödeme. Trick cut multiplier. Trick cut ne ya? Ha, bunu oradan baştan aldığım için. Anladım. $300 aldım ben şu an. Lan $300 iyi. $300 görevde vermiyorlar bana. Ben bol bol para biriktireyim. Evler hiç ucuz değil çünkü. Sanırım bütün evleri de almamız gerekiyor. %100 bitirmek için. Hoş bir oyunun bazı noktalarında çok para alıyor olacağız ama... Bu görevleri güzel bir şekilde bitirebilirsem o noktaları çok da beklememize gerek kalmayacak. Çünkü yani şu paranın büyük bir kısmını itfaiyeci görevlerini yaparak kazandım. Wow yani. Emekli ikramiyesi falan verirler herhalde. Sen bir ömürlük iş yaptın buyur. Bu da senin emekli ikramiyen falan diye. Bir önceki bölümün bir sürü şeyin olmadığına üzülüyorum yani. Çok aksiyon falan olmuştu orada. Hoş şeyler olmuştu. Böyle hızlı sürünce acaba bonustan, ekstradan falan filan kesiliyor mu? Çok merak ediyorum çünkü kesilmiyor. Çok hızlı sürüyorum. Vay, polis ölümden çekildi. Buyurun işinizi yapın, ben size şey yapmayacağım diye. Senin çalışanın diyor, müşteri de işini bitirdi. Git onu al. Alayım hemen. İlginç bir şekilde çalışanımızı almak için herhangi bir zaman sınırı koymuyorlar. Çalışanımızı istediğimiz kadar bekletebiliyoruz herhalde. Ama o sırada bakın sprey de yaptık. Güzel oldu. Selam. Bu arada kaçıncı sprey olduğunu görmedim ya az önceki spreyin. Mulholland'daki araba yıkamaya sür. Oo, multiplier 2 güzel. $600 kazandık. İste senin payın koca olan. Teşekkürler. Koca çalışan. Bu yer nerede? Haritadan bakalım. Ha iyi. Güzel. Sığırım araba yıkacaksın orada. Belli başlı arabaları yıkacaksın. Seninle tanışmak için çok heyecanlanan, gerçekten şey yapamayan bazı arabaları yıkayacaksın. Yıka. Temizlik, hijyen, güzel şeyler. Arabaları yıkayabilirsin.
Ben bu arada Resident Evil Village'ın fare hassasiyetini hiç yapamamışım. Yoksa yapılabiliyormuş. Ben ekstra zorlanmışım. Hoş benim ekstra zorlanmam orada bazı şeyleri daha iyi vesile oldu. Hani... Lan! Daha iyi nişan aldım bazı yerlerde. O da güzel oldu. Wow. İşte adamım. Okey. Müşterinin işi bitti senin kızdan diyor. Git onu al. Şimdi 45.400 dolarımız var. Ben bunu bitirirsem sanırım 600 dolar mı almış olacağım. Şimdi iki kişiyi götürdüğüm için değil. İkinci işini hallettiği için mi 600 dolar almış olacağım? Sanırım öyle olacak. Neyse bakalım. Acaba arabayı arada tamire sokabiliyor muyuz? Onu da denemek istiyorum. Böyle çok kötü bir hale gelirse baktık başaramayacağız. Arabayı tamire sokarız. Evet, medeniyetin vagonu bu. Medeniyetin lokomotifi. Ha, arka taraftaydı bu, evet. İleri taşıyoruz insanlığı. Moralleri yüksek tutuyoruz. Gel bakalım. Market bölgesine git. Ya oğlum ölüme atlamayın lan. Hah. Oo 3 çarpı oldu. 45.400 aynen. 900 dolar geldi. Yani toplamda kazandığım para şu kadar demiyor. Katlana katlana geliyor bize. Güzel bir şey bu. Bayağı güzel bir şey. Şu an aldığım paranın hatta hesabı olmayacak o zaman. Ya acaba bir sınırı var mı? Okey sen şu... Wow! Okey kızım merak etme, korkmana gerek yok. Bunlar hep normal işler. Los Santos burası. Sana bir şey yapmazlar. Ödeme yapmayan bir müşterim var. Senin ikna etme kabiliyetine ihtiyacım var. Hemen gidip tatlı sözlerimizle ikna edeceğiz. Ödeme yapmıyorsun demek ha? Dostum sen bu medeniyetin bazı anlaşmalarını, toplu sözleşmelerini çok kavrayamamışsın. Biz sana 146 Industries olarak bir hizmet sunuyorsak senin de bu hizmetin karşılığını vermeni bekleriz. Yoksa hizmeti sunmaya nasıl devam edelim? Böyle bir gerçek var şimdi. O yüzden hoş ya yani araba yıkamadaki herif de nasıl karşılasın bu parayı tabii ki ama onu ben düşünmeyeceğim. Onu o düşünecek. Ona göre hareket edecek. Sanırım o da onu ona göre düşünüp hareket etmiş ve ben bunları kazıklarım demiş. Öyle tahmin et ne oldu? Punk'ı yakala. Selam. İyi iş devam etmek için geri dön ve çalışanını al. Wow. Muhabbet tellallığı seviyem yükseldi, evet. Mahallenizin muhabbet tellalı. El Corona'ya git. Önce parayı mı alsam? Görev iptal etmeden önce aracı dönmek için 17 saniyen kaldı. Hallettik. Müşterinin olduğu yere geri dön. Müşterinin olduğu yere geri mi döneyim? Ne? Seni müşteriye doğru götürmüyor muyum zaten? Senin bir düzenli bir müşterin mi? Herhalde müptelası bilmiyorum. Güzel. Bize gelecek para demek bu. İşte böyle bir krizde böyle yollara başvuruluyor para kazanmak için. Ne yapalım? Şimdi 45.500 dolarımız var. Artık son iki haneyi saymıyorum. Çünkü sanırım çok da bir önemi kalmadı. Devam edelim. Acaba ahlaksızlığa karşı mı bir alerji geliştirdim ona mı hapşurdum diye de düşündüm şimdi. Cızırtı gelmiyor. Okay. Ben sadece seviyeleri görebiliyorum. Mikrofon seviyelerini, ses seviyesini takip edebiliyorum. Gelen seviyeyi orada gösteriyor. Oo, 2 dakikam kalmış. Wow. Buna okey misin sen? Okeymiş. Tamam iyi. Yani ekmek peşinde koşacağız diye iki canın aldık ama sanırım bu şehirdeki günlük hayat böyle işliyor. Bu onlar için bir cumartesi günü.
Selam. İşte adamım. Ödeme yapmayan bir müşteri var. Senin ikna... Evet. Sarım bundan ödeme alamayacağız. Çünkü kendisi bir farklı şekildeki bir tüccar gibi duruyor. Abicim neden ödeme yapmıyorsunuz ya? Yapın işte ödemenizi. Salın ya. Uğraştırmayın beni ya. Hoş olmuyor sonra. Sonra parayı çıkarmak için ruhunuzu şeytana satıyoruz. Ruhunuzu da sizden çıkarmamız lazım. O yüzden vücudunuzu hallediyoruz yani önce. Sıkıntılı işler. Hafif sıkıntılı işler. Nasıl düşman bölgesinin ortasına nasıl da işimi yürütüyorum ama. Evet hocam sen Punk'ı yakala. Punk'lı değil aslında gayet şey bir rif gibi duruyor. Git şeyi al ya. Hop. Gel bakayım. Nereye gidiyoruz şimdi? Rodeo'ya git hemen. 3 dakikamız var. Muhabbet telallı seviyemiz de artıyor. Ha o seviye şey. Ne kadarını yaptın sen bu görevin? Şu kadarını yaptın diye gösteriyor aslında. Seviye o. Okey güzel. İyi güzel de para kazanıyoruz yani. En azından 1-2 silah, 1-2 mermi, bir yelek falan çıkıyor. Eve götürecek bir tabancamız da yok değil artık. Denize gösterecek bir Uzi'miz de oldu. Selam hocam. Sen öde lütfen ya. Biri sapıttı ona yengeç vermişim öyle söylüyor. Yengeç ha hastalık. Hastalık verdiğini söylüyor okey. Bir müşteri arıza çıkarıyormuş oraya git. Tamam. Yengeç dedi aslında arıza diyorum. Arıza çıkarıyormuş diyor çünkü. Hastalık. Cinsel bir hastalık. Ben de bunu söylemiş olayım. Dışarıda belirli kuşlar organize olmuşlar, organize hareket ediyorlar. Ve oturmuşlar, belli şeyleri konuşuyorlar. Martılar, bıldırcınlar falan böyle güvercinlerin bazı şeylerinden çok sıkılmışlar. Gerçekten öyle bir durum vardı. Güneş de yavaş yavaş yaklaşıyor ha. Yani güneş yaklaşana kadar burada dururum diye şey yaptım ama bayağı da ilerledim aslında. Az önce şey yaptım. Oturdum ilk önce APA Plus hizmetimiz için özel olan vlogları çektim. Ondan sonra döndüm Minecraft videosu çektim. Ha evet arıza çıkaran herif de tabii ki alternatif şey tüccarı, mal tüccarı. Tabii ki arıza çıkaracak. Şimdi o silahını da çıkarır büyük bir ihtimalle. Biz de onu ezmek zorunda kalırız. Şerefsiz seni. Ha para şey yapmadı. Para çıkmadı. Müşterinin olduğu yere geri dön hemen. İşte senin payın. Oho! Nerede bu? Nereden bu? Solt arkada mı kaldı? Nerede kaldı? Ha. Nereden döneceğiz oraya biz? Nasıl gideceğiz biz oraya? Büyük yola girmemiz lazım. Dümdüz ilerleyeceğim. Dümdüz ilerleyip ana yola gireceğiz. Oradan köprüye gireceğiz. Aynen şuraya gireceğiz. Şuradan böyle döneceğiz. Oradan yukarı çıkıyoruz sanırım. Dümdüz devam edeceğiz. Ondan sonra ilk önce sağ sonra sol yapacağız. Okey. Yol okumak lazım artık hafif. Ha. İlk önce sağ. Ondan sonra da sol. Wow artık çok süslü püslü yollara girmeye başladık ha. O şehrin lüks kesimlerine dolaşıyoruz. Şehrin üstünde dolaşıyoruz şu an. Oho okey. Kapıyı da hallettik. Neyse. Hallederiz bir şekilde. Denizde de çıkmamız lazım bu arada. Denizde date'lere falan çıkmamız lazım. Yoksa hoş şeyler... Ben buradan geçeyim abi. Çünkü %100 bitirmemiz lazım. Hoş Los Santos'ta başka bir sevgilimiz yok değil mi? Denizde en nihayetinde de şey yaparız. İşte adamım. Okey. Muhabbet telallı seviyem arttı da arttı. Aa güzel bir müşteriyle iş bitmiş şeyin. Bir kızımızın.
Oraya nasıl gideceğiz? Nerede bu? Ha, sol tarafta. Yani evet, aslında şuradan sol yapsak, ana yoldan da sağ yapsak. Şu dümdüz devam etsek ana yola. Nasıl dönüyor? Oo, polis bey, sakin. Yakalansak çok fena. Evet, dümdüz gidiyoruz. Ondan sonra da sağ yapacağız. Sarımsağı buradan yapıyoruz değil mi? Evet, sonra ana yolu dümdüz takip ettiğimiz zaman çıkıyoruz rodeoya. Wow, abicim çarpmayın be. Herkes çok agresif ya, herkes çok gergin. Sıkıntı. Bırakın işimizi yapalım be. Şurada para kazanmaya çalışıyoruz. Onu da mı yapamayacağız? Hey. Hey, araban güzelmiş. Ben seviyorum böyle arabaları ya. Uzak bir gelecekte inşallah benim de böyle bir arabam olur. Yakın gelecekte istemiyorum çünkü bakmak, etmek falan sıkıntı. Ya alabilecek olsam bile, alabilmekten hiç bahsetmiyorum bile. Şuradan sağ yapacağız. Arabada iyice hurdaya döndü ha. Ama sanırım iyi bir muhabbet tellallığı yapıyoruz şu an. İyi bir noktadayız. Evet, polisin gözü önünde. Hadi bakalım. Gel. Nereye gidiyoruz? Mulholland'a sürüyoruz. Burası. Aa, yok, okey. Tamam, dümdüz git, ondan sonra ilerle. Tamam, dümdüz ilerle. 2100. Haha, of. Of. Neye çarptım bilmiyorum. Yangının musluğuna çarptım sanırım. 2100 dolar güzel. 50 bin doları çıktık baştan ya. Müthiş ya. 50 bin dolar ne ya? Büyük soygun görevlerinde 250 bin dolar alıyoruz çünkü. Bir itfaiyecilikten aldığımız parayla bir muhabbet telalarından aldığımız parayı birleştirdiğimiz zaman gerçekten çok ciddi miktarlar oluyor. Güzel. %100 bitirmenin bize getireceği şeyler olacak. Ben bu oyunu hiç o kadar %100 bitirememişim ha. Biraz şey hissediyorum bu konuda. Normalde ben oyunlarda biliyorsunuz takıntılarım vardır ve yapmam gerekir yani bazı şeyleri. Bir sıkıntı var mı? Gidip müşteri mi almam gerekiyor? Ha, aynen. Çalışanımı almam gerekiyor. Müşteri değişik olan işi bitti. Tamam, bu havalandaki. Şimdi havalanına baştan en yakın nasıl gidebiliriz? En hızlı sanırım şu yolu mu izleyebiliriz? Ha yok. Sağ tarafa girmemiz lazım. Yavaş yavaş gidebiliriz bu sefer. Çarpma lütfen. Bu arabaların sık sık kaza yapması biraz sanırım frame rate'den kaynaklanıyor. Çünkü çok hızlı gidiyorlar yoldan. Bir frame rate'in bir oyunu bu kadar hızlı bu kadar fazla etkileyebilmesi çok ilginç ya. Şu an sadece performans gözüyle falan bakıyoruz çünkü. Gerçekten çok ilginç. Şimdiden sağ yapacağız. Sanırım baştan sağ yapacağız. Los Santos merkezden Mulholland kavşağına geldik. Artık yolları öğrenmeye başladım. Trafiği öğrenmeye başladım. Dümdüz ilerliyoruz değil mi? Aynen. Aynen, dümdüz ilerliyoruz. Güzel. Evet. Bugün de böyle ilerliyoruz. İnanılmaz. Çünkü sonraki görevler artık girdim. Göreve girdim. Baktım final görevlerine gelmişiz. Yani son iki göreve geldik artık. Dedim hayır, bunu artık Los Santos'tan çıkarken yapacağız bunları. Öyle olsun istiyorum. Yani şey olsun istemiyorum. Los Santos'tan çıktık sonra baştan dönüp baştan uğraşmadık falan değil, yok. Los Santos'tan çıkarken içimiz rahat bir şekilde çıkalım. Selam kızım, gel. Araba kötü göründüğüne bakma. İyidir. Bir başka enayi için Little Mexico'ya git. Okey. Öyle yapayım. Ha buradan. Ha şuradan çıkabiliyor muyuz ya? Oğlum şuradan çıkabiliyormuşuz ya. 2400 dolar aldık. Çıkabiliyor muyuz? Yok, çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz, yok olmadı. Oradan çıkamıyoruz ama sanırım. Ha şuradan girdiğimizde de şey falan oluyor. Diğer şehirleri falan uçabiliyoruz. O da ilginç bir. Uçma özelliği getirmişler abi. Çok ilginç. Ya. Şehirden şehire uçabiliyoruz. Bence çok ilginç bir özellik.
Wow, okey, ters yöne girmişiz. Okey. Aa, ulan şuradan girebiliyormuşuz be. Ben boşu boşuna yollara falan sapmışım. Tuhaf tuhaf manevralar çizmişim gerçekten. Etrafa bakıyorum, bir şey daha var mı diye. Bir sprey daha var mı diye. Ha, arabamız geri dönmüş. Unuttuğum veya görmediğim illaki spreyler vardır. Bana onları siz hatırlatırsınız artık. Çeteler falan da saldırmıyor ha. Çok ilginç. Sen iş yapıyorsun burada, iyi. Bize kazandırıyorsun gibisinden. Ödeme yapmaya bir müşterim var, anlaşıldı. Punk'ı yakala. Yakalarım. Neredeydi bu? Nereye getirmiştik onu? Mulholland'da. Evet. Hallederiz hocam. Hallederiz. Profesyonellik bu işin bir parçası. Profesyonel şiddet de bu işin bir parçası. Ben de çok profesyonel bir insanım. Gerçekten çok profesyonel bir insanım. O yüzden bu işi yapacağız. Hiç kimsenin merak etmesine gerek olmayacak. Çok hoş bir şekilde hallediyor olacağız bu işimizi de. Çünkü 146 Industries sizlere her zaman profesyonel bir hizmet sunar. Alacağınız şeyi iyi bilirsiniz. Alacağınız hizmeti iyi bilirsiniz. Vereceğiniz hizmeti de iyi bilirsiniz. Eğer bizimle çalışacak olursanız lütfen bizimle çalışmayın. Selam. Evet. Gel. İyi iş. Devam etmek için geri dön ve şeyi al. O parayı alayım ben. Teşekkürler. Arabayı bu kadar sürdüm. Gel bakalım. Nereye götüreceksin şimdi beni? Ya seni nereye götüreceğim? Sen beni bir yere götürmeyeceksin çünkü. Ayrıl bu da. Okey. Gidelim bakalım. Evet. Ne kadar aksiyon dolu. Ne kadar drama dolu. Ne kadar... Bin bir türlü simge ağıyla dolu bir bölüm değil mi? Anlatılar, hikaye. Kafamız almıyor bunların hiçbirini. Alamıyor şu an. Çünkü %100 bitiriyoruz. Vallahi lastiklerin kocamanmış. Çünkü %100 bitiriyoruz. 3 dakika veriyor da işte zor değil. 3 dakika basit bir şekilde yapıyoruz işte 3 dakikayı. Aa, acaba 60 FPS olmasaydı daha mı yavaş gidecekler arabalar? Böyle bir ihtimalle söz konusu olurdu. Ama wow, o zaman çok kötü olurdu be. Yani şu an çok da hızlı gittiğini söylemez arabanın. Sen kimsin? Evet. Müşterim burada. Müşterini kaçırmış olabiliriz. Evet. Diğer çalışanım da işini bitirmiş. Diğer çalışanım neredeydi ki? Aa, orada, hemen buradaydı. İyi, ne güzel, ne güzel rast geldiniz lan. Bir tanesini götürdüm. İki kişiyle birden yapardın işte. Hallederdin işini. Gel bakayım. Oo, muhabbet telalını yaptın. Artık hayat kadınlarından para alabileceksin. Ne? Dünya tersine dönüyor ha? Ha? Böyle bir şey miydi lan bu? Okey. Okey. Tamam. Hazır bu özelliği almışken gelip sevleyelim. Ondan sonra artık para ihtiyacımız olduğu zaman... Ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Sevdiğimiz işleri yapacağız. İlginç. Okey. Ve sanırım hırkızlık yapmamız gerekecek bir noktada. Ben gece boyunca mı yaptım muhabbet telallığını? Oha. Okay. Ben şöyle şuradan paramı da alayım. Ne kadar almışsam artık. 1260 da burada birikmiş. Aldın mı? Alım sarım. 55.590. Wow, 10.000 dolar aldık ha. 45.000 dolarda falandık yani. O civarlardaydık. 10.000 dolarımız oldu. Muhabbet tel alım yazacak orada. Yok, okey. Abi süper ya. Ha, keyifliydi. Gerçekten çok keyifliydi. 21.50. Ha, şimdi. Şimdi. Hadi bakalım gidip hırkızlık yapacağız. Deniz ile ilişki seviyesi. Hayır be Deniz ya, yapma ya. Gel.
Selam. Hadi gidelim o zaman. Öldürelim, yıkalım. Ateş et. Ateş edelim diyor. Gangsterleri vuralım diyor. Balası yerle bir edelim diyor. Balası yerle... Vur 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 vur. Orada bir şey gördün sen, vur. Gördüğün gibi vur. Vur kızım, vur. Lan vursana. Vur lan vur. Hah, ateş 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 ateş. Oho, gözümüzden kaçmayacaksın. Gel buraya. Gel 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 gel. Sık 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 sık. Oo sık. Çete. Şş. Alo. Hey. Selam. Vur 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 vur. Aa, şeyi öldürdüm diye kızdı bana. Vur 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 vur. Ha, atışı deneyecek o bize. Vur 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 vur. Aynen. Vur 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 vur. Aynen öyle. Aa, vurdun mu? Öldü. Hadi beni eve götür dedi. Sanırım keyfini aldı. Ya, ölmek istemiyorum diyorsun. Atışı diyorsun, şuna bak. Vur vur vur. Öldür şunu. Ulan date'e çıktık, kaç tane cinayet işledik, sonra ölmek istemiyorum diyor ya. Azıcık sakin ol ya. Tamam, bari şunları da vur, hadi bakayım. Vur vur. Oh. Oh, mis gibi. Vur vur vur. Aa, ses gelmiyor. Ha, yok, vuramıyor şu an. Senin mermin bitti sanırım. Ateş ediyormuş gibi davranıyorsun beni etkilemek için. Biliyorum, hepsi iyi görünmek için ama... Yapacak bir şey yok. Aynen, başka bir buluşma daha yapalım. Bir ara. Bölgene mi saldırıyorlar? Aa, şerefsizlere bak. Şerefsiz lan. Bir üzerine geliyorlar ha. Gelin lan. Pislikler. Bak 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 bak. Ne yapıyorlar? Bak 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 bak. Ha? Ne oldu ha? Canınız mı sıkıldı? Hemen de öldünüz. İşte buna, işte bu, bu buna zeka diyorlar. Buna zeka diyorlar. Buna zeka diyorlar. Ben şunları da alırım. Ben şu zırhı da alırım. Oh, mis gibi zırh aldım. Buna zeka diyorlar çünkü zeka dediğin şey beyninin çeşitli fonksiyonlarını kullanarak karşındakine, karşına çıkan engelleri aşma yöntemidir. Ne, burada bir yerde şey vardı ya. Ben biliyorum, burada soygun vardı bir yerde. Ulan bir kamyon yok muydu? Heh. Güzel, hadi bakalım. Hırkızlık. Vakit hırkızlık vaktidir. Ev soygunu. Hadi bakalım. Git soyacak bir ev bul. Hemen efendim. Aha bak. Görüldüm ha. Evet. Yanlış eve girmişim. Hocam selam, evinize gireceğim. Çalacak değerli eşyalar bul. Burada bir şey yok. Ha, okey. Bu noktada şey, şunu yapmamız gerekiyor. Gelişmiş ayarlar. Çerçeve sınırlayıcısı açık. Teşekkürler. Üf. Yok sanırım şöyle ilerlememiz gerekiyor. Hey hey hey, görüldüm 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 görüldüm. Git de soyacak bir yer bul. Ulan hiçbir yer bulamıyoruz be. Şurayı soyayım. Deniz'in komşusunu soyayım bari. Deniz'in komşusunu soyamıyorum. Kendi komşularımı soyayım. Olur mu?
Aha, kendi komşumu gerçekten susayabiliyorum. Nasıl şey yapıyorduk ya? Şundan mı gidiyorduk? Nasıl? Neyse, nasıl şey gideceğimizi unuttum ben. Çok değerli bir şeyler var. Bunu alabiliyor muyuz? Aa, alabiliyoruz, evet. Aradan nesneyi kamyonete koy hemen. Ha, gün ışığı 2 dakikaya geliyor. Okey. Geri girebiliyor muyuz peki içeri? O ya. Evet, seni aynı evi ben baştan soyabiliyor muyum sürekli sürekli? E ne güzel, soyayım. T'yi bir de al. Oho. Oğlum mis gibi. Çaldıklarımla birlikte garaja gitmek için de belli bir şeyim var. Buradan başka bir şey alabiliyor muyum? Alamıyorum sanırım. Geri döneyim. Başka bir yol bulayım. Şu komşu şuraları falan soyabiliyor muyuz? Soyamıyoruz. Buralar. Şunu soyabilirim. İyi. Evet. İçeride birisi varmış. Ey homies. Homies selam. Ben garaja gideyim ben. Üzerimize ateş açıldıysa bence artık garaja gitme vakti gelmiştir. Bir de bir yandan da sıcaklık basıyor gerçekten. Ha, artık şunu açabilirim. Tamam, okey. Şu çok da bir şey fark etmiyor o zaman hırsızlık görevlerinde. Anlaşıldı. Devam hocam. Devam. Ahlaksızlıklarımıza, uygarlık düşmanlıklarımıza devam. Şimdi gidip sevileceğim ve baştan yapacağım bunu. Bu inanılmaz hoşuma gidiyor bu görevler. Biraz terleyebilirim. Bu terleme kısmında hiçbir sıkıntımız yok. Bak hala girebiliyorum ha. Ha, 10 saniyem kaldı şeye girilmek için. Hey! Ha. Zamanın doldu. Hırsızlık işi bitti. 3 nesne. Ne? Ha, anlaşıldı. Tamam. Biraz daha sen oradan çık bakayım bir. Seni arabanı alacağım ve evime gidip sevileceğim dostum. Anlaşıldı. Bir dakika. This is war diyor. Bu savaş demektir. He. Zaten sanki şeylerimiz savaşta değilmiş gibi. Gidip daha lüks bir yerde mi şey yapsam acaba? Şimdi üzerine düşününce Grove Street fakir bir yer. O yüzden gidip böyle daha lüks bir yerde mi hırsızlık yapsam? Öyle yapayım ben. Hırsızlıklar tabii ki bugün bitmeyecek ama insan nereye gidebilirim? Sahile vurabilirim kendimi. Gidip sahile gidebiliriz aynen. Hadi bakalım. Sevle hocam. Şu iki sevle ve şey olsun. 12. Hadi bir daha sevle. 19. Aa, kaçta başlıyor ki acaba? 20'de mi başlıyor? 22'de mi başlıyor? 22'de başlıyordur büyük bir ihtimalle. 22'de başlıyorsa 1-2 saniye daha, 1-2 dakika daha bekleyebiliriz. Ama anlaşıldı. Çetecilerin evlerinde kalırsam, evlerinde oyalanırsam, yani çetelerin bölgelerinde dolaşırsam çetecilerin evlerine gelebiliyorum. Çete için Türkçe'de başka hangi kelimeler var ya? Gang, çete. Acaba başka hangi kelimeler var? Şurada araba hala yerinde mi duracak yoksa? Evet. Bakalım hangi saatler arasında şey oluyormuş. Yoksa şu an okey mi?
Ha 20 ile ha tamam okey 20 olacak şimdi. Ne güzel tam oturmuş. Ev soygunu hadi bakalım. Okey 10 dakikamız var. Bu taraf fakir. Bu taraf fakir. Bir taraf fakir değil. Dümdüz buradan ileriye yardırırsam fakir değil. Hızlı bir şekilde gidersem kelime de 2-3 dakika veririm önden şey olsun diye. İleriden dümdüz devam edeyim. Sahil ve tepenin yanındaki evler fakir değil. Bunu biliyoruz. Yine çetecilerin yanında kalacak. Aslında Ballastların yanında Ballastların evlerini falan da mı soysam diye düşünmedim değil şu an. Fena da olmaz gibi. Ama onlar ayakta oluyor ya. Onlar uyumuyor. Şerefsizler. Heh. Şimdi şu evler, yok şu evler değil, dur. Bunlar yine ucuz evler. Hadi çık buradan, hadi çık buradan, çık buradan, çık buradan, çık buradan yaparsın. Bunlar evlerine geçemiyor muyuz? Sanırım geçemiyoruz. Okey. My bad. Geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz. Yok. Radyo açık kalmasın. Ne olur ne olmaz. Ben sesi zaten kıstım. Dinlemeyiz de. Ne olur ne olmaz. Yoksa kötü yerlere çıkıyor. Tamam şöyle şu sokaktan sol tarafa doğru gidelim bakalım. Nereler var? Şu evler açık değil ilginç bir şekilde. Ama şunlar. Aha, bunlar açık. Bunlar daha iyi görünüyor. Girip soyacak bir yer bul. Hemen. Hay hay. Oo. Tabancalar varmış bunların. Can buradan koşarım. Malları kamyonete yükle hemen. Orada daha bir şeyler vardı biliyorum. Baya şu an soygun. Oo. Okay. Allah Allah. Ballastlar geldi. Çok ilginç. Tamam şu eve gireyim. Oo. Nesneyi kamyonete koy. Beni görmüyor şu. Okey. Sen keyfine bak. İyi eğlenceler size. Okey. Şu eve baştan girsem yine balaslar mı olacak? Çünkü içeride bir şeyler vardı. Gördüm. Okey, balaslar var. Anlaşıldı. Biraz daha ileri alalım o zaman arabayı. Ve şuradan sağ tarafa doğru sürelim. Sen açıksın. Yes. Sen değilsin. Sen bir görevde kullanılıyordun sanırım. Selam homie. Ben barış için geldim. Ben kaçıyorum. Görüldüm. Çok da bir şey fark etmedi çünkü. Al lan şunu. Heh. Evet, kendi homilerimizden de çalıyoruz ama yapacak bir şey yok. Bunların hepsi daha iyi bir gelecek için. Soğuyacak ev vardır ya ileride bak bir sürü ev var. Aynen. Oh, şöyle koyayım. Üç evden birden soyayım. Bayağı maskeli bir şekilde dışarı çıkıyorum. Evlerin içinde maskeli bir şekilde giriyorum. Böyle gizlice, tekinsiz bir şekilde. Sonra tekinsiz bir şekilde dışarı çıkıyorum. Elimde bir şeyle. Ve millet okey yani bu. Grove Street OG'ler beni bulmasa da olur.
Ben onların patronuyum ama onlardan çalıyorum yine de. Her evden böyle birer ikişer bir şey. Şuraya gireyim mesela şu an. İnşallah çeteciler yoktur. Okey, burada kimse yok. Güzel. Televizyonu çal. Nesneyi kamyonete koy. Hemen. Burada gürültü çıkarırsam sanırım beni fark ederlerse yine çeteciler gelecek buraya. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Acaba kaç item aldığım zaman şey olacak? Okey, sen hırsızsın artık. Başardın falan diyecek. Ben buradan devam edeceğim çünkü. Burada fark edilmedim. Bir şey olmadı. Elimde tabancayla gidiyorum bir de içeri. Yani beni öldürseler o kadar yeri ki. Al bakalım bunu da. Nesneyi kamyonete koy. Burada çalacak başka bir şey var mı? Hemen bakalım çabucak. Mutfakta evet var. Of, var. Kesinlikle var. Hocam sende bir şey yok sanırım. Yatak odanda, ben mutfağından devam edeceğim. Hemen. Öf, bir evden ne kadar şey çıkardık ya. Kasımız azalıyor. Oğlum nasıl kas azalıyor? O kadar ağır ağır şeyler taşıyorum. Burada bir şey yok ama. Lan. Şşş. Mikrodalga fırında böyle yavaş yavaş götür. Aynen öyle. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Koş. Şu eve de girelim. Ondan sonra şey yapalım. Çalacak değerli bir şey. Bir de televizyon var çünkü burada, eminim. Gördüm yani onu. Koşun. Görüşürüz hocam. Kendine iyi bak. O uyuyor. Çok derin uykuda. Yorulmuş. Gün boyu çalışmış. Para kazanmış. Yarın kazandığı parayla satın alacağı yeni şeylerin hayalini kuruyor. Ki ben de onu daha sonra çalabileyim. Çalacak değerli. Oo, burası OG Grow yeri. Hocam ben kaçıyorum. Görüşürüz. Ha, bunlar da eve geldi, ne güzel. Hocam hoş geldiniz ya. Ben tam sizin eve girmek üzereydim. Buradan da bir şeyler çalıp ben gideceğim çabucak. Hemen şuradan televizyonunuzu götüreyim. İyi geceler hocam. Geldik. Gidiyoruz. Görüldüm, evet. Ana olarak alıyorum yani bunları. Şey değil yoksa. Bencilliğinden değil. Soyacak başka bir ev bul. Tabii ki. Hemen sonraki evden de çalayım çabucak bir şeyler. Televizyonunuzu alayım. Onun için çalışmadım ama geri dön. Hey hey. Lan. Ben alırım sen. Ben çok şey yaptım şu an. Ben aldım. Ben çok inatçıymışım. Ben bunu aldım gidiyorum. Ben çok beğendim ama bu televizyonu. Ben bunu satmayacağım. Eve dönüp şey yapacağım. Ama sen buraya girmeye çalıştın ama giremedin. Sıkıntı yok. Orayı çaldım zaten ben. Teşekkürler ama. Eve yeni eşyalar getirme konusunda. Okey, ben gidiyorum. Çaldıklarımla ben garaja gideceğim. Teşekkürler. Polis lütfen peşime düşmesin diyecektim. Çünkü gerçekten çok korktum bir süre için. Okey. Ay güzel. Bugün ne kadar üretken bir gün oldu. Uygarlığa çok katkı sağladık. Güzel güzel şeyler yaptık. Milletin ahlak ortalamasını aşağı indirdik ki millet daha fazla ahlaklı olsun. Bütün bu aslında bu gayret adınaydı. Bütün yaptığımız şeyler. O yüzden önemli yani bunlar. Hepsinin bir anlamı var, bir şeyi var. Evet, inşallah geri dönebiliriz. Geri dönemeyecekmişiz gibi görünüyor şu an. Hızlı hızlı bir şeyler yapmaya çalışacağım ama hadi inşallah. Uf, hadi seyirler. Hızlı 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 hızlı. Zamana dikkat ederek şu an son vitesle gidiyoruz. Hayır 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 hayır. Ah, zaman kaybettik. Zaman kazanayım derken zaman kaybettik. Şu gerizekalı da peşime düşmezse inşallah.
aç 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 aç. Lan! Oğlum! Lan! Ha, kran sürenin içinde çaldıysan git onları bırak diyor. Ha, okey, tamam. Okey, anlaşıldı. Tek kamyonetli iş yapacaksın. Tamam, yani o süre geri dönmek için değilmiş. Tamam, bize geri dönmek için süre veriyorlar zaten. 2420 para mı? Toplam 11 nesne. Hırsızlık işi bitti. Kaç nesne çalınca şey oluyor? Onu yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Ben şöyle eve doğru giderken. Çünkü kaç nesne gerekiyorsa artık o kadarını çalıp gereğini yapacağız yani. O konuda yapacak bir şey de yok. Böyle bir bölüm oldu gerçekten. İnsanın bu çağ içinde bulunduğumuz modern çağ hakkında umutlarını yükselten güzel mi güzel, hoş mu hoş bir bölüm oldu. Ne mutlu bu bölümü yaptığımıza, ne mutlu. Şu polisi öldürdüm yani mesela şu an. Yani bu da bir şeydi, ilginçti yani. Demek ki arabayı orada tutmuyoruz. Bu ne? Evet, 630 da buradan geldi. Çünkü aslında bizim çeteciler her şeyi sigortalamış. Oradan da şeyini alıyorlar. Ben gidip seviyorum bu durumda. İki defa da sevildim. Oh. Yaptığımız ahlaksızlıklar biz... yanımızda kar kaldı. Evet. Ablalarım, bu ahlaksızlıkla dolu bölümde benimle birlikte kaldığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Aynı zamanda da para da yaptık. 60.000 dolara yükseldik neredeyse. Lütfen yorumlarınızı, önerilerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtin. Keyif aldıysanız bir like'a tıklayabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz videoyu. Öyle. Açıklamalar kısmında bir sürü bir şey bulabilirsiniz. Hoşunuza gidebilir. Lütfen oraya da göz atmayı unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatınızda mutlu, huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bye bye.